Şimdi 1-2 dakikada siz hastanın ne kadar doğru teşhis koyabilirsiniz ki? Yani zaten hastaya adını soyadını sormak, nerede yaşadığını, şikayetini sormak 1 dakika. Yüzüne baktınız, işte neredesiniz vesaire dediniz. 2 dakika. Yani daha muayene edeceksiniz, bunu ne gibi tetikler isteyeceğinizi, reçetenizi yazacaksınız vesaire. Bunlar için yani yeterli süre gerekiyor. Yeterli süre olmadığı için tanı yanlışlığı kaçınılmaz oluyor. Başka türlü de bu sistem yürümüyor. Fakat Sağlık Bakanlığı da hekimlerin arkasında durmuyor. Sağlık çalışanlarının arkasında durmuyor. Sanki sorumlusu bizlermişiz gibi. Bir de biz soruşturmalar geçiriyoruz. Mahkemelerde sürünüyoruz. Bir boyutu da bu tabii ki işin. Bunların hepsinin toplamı yani mesleki irtibarın yerlerde olması, tükenmişlik, göçü düşünme gibi sebeplerle aslında daha doğrusu sonuçlarla karşılaşmış oluyor. Ya şöyle zaten şu anda da karşılaşıyoruz. Yani randevu sayısının bu kadar fazla olması ve muayene sürelerinin kısılmaya çalışılması taleple arzın dengesizliğinden aslında. Yani yeterli sayıda sağlık çalışanı yok bunu karşılayacak. Yani bugün de aslında biz bu sorunla yüzleşiyoruz. Bugün kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde hocaların, yani çok deneyimli hocaların hemen hemen hepsinin özel üniversitelere, özel hastanelere kaydığını görüyoruz. Bu çok büyük bir sorun. Birincisi hizmet olarak sorun. Yani buradan hizmet almak isteyen hastalar için bunu hizmeti alamamak anlamına geliyor. İkincisi tıpta uzmanlık eğitimi, asistan eğitimi için sorun. Tıp eğitimi için sorun. Yani bu ülkenin geleceğin, tıp eğitiminin geleceği için büyük bir problem. Ya bu problemler şu an var ama bunlar daha olup önümüze serilecek diye ben düşünüyorum en kısa vadede. Eğer buraya bir müdahale edilmezse, iktidar aynı şekilde bildiğini yapan pozisyonda devam ederse önümüz hiç iyi değil. Önümüz sorumlusu siyasi iktidardır bunun. Yani bu çok net. Ya bunun sorumlusu çalışanlar olur mu? Yani birisi kurmuş sistemi. Bunun ismi siyasi iktidar, Sağlık Bakanlığı. Biz bu sistem içinde çalışıyoruz. Bu sistem yanlış kurulmuş bize göre. Biz bu sistemi değiştirmek için ne yapabiliriz? Yani biz poliklinikte MHRS randevularını oynayamıyoruz ki. O MHRS randevularını açan Sağlık Bakanlığı. Bizim hiçbir dahilimiz yok oraya. Yani biz oranın kaç dakikada bir açılacağını biz belirlemiyoruz ki. Bunun için de zaten protesto ediyoruz. Yani hekimler kendi çalıştığı ortamı kendileri belirleyemeyecek bir konuma gelmiş durumda. Yani hekimler mesela hastaya istediği kadar vakit ayıramamış oluyor böylelikle. Yani muayene süresini siz 2 dakika, 5 dakika yaptığınızda belki o hasta 15 dakikaya ihtiyacı var, belki 20 dakikaya ihtiyacı var. Bu özgürlüğünü, bu özelliğini elinden almış oluyorsunuz aslında hekimlerin. Bu da zaten yabancılaşmayı ortaya çıkarıyor. Hekim yaptığı işe yabancılaşıyor. Bir uzaklaşma, bir motivasyon kaybı, tükenmişlik bunun arkasından geliyor zaten. Bizce bu böyle değil. Yani bizce bilinçli şekilde uygulanmış bir uygulama ama burasında değilim şu anda. Eğer Sağlık Bakanlığı ve Başhekimlik geri adım attıysa bu meselede hekimlerin ve sağlık çalışanlarının örgütlü karşı duruşuyla bunu gördüğü için geri adım attı. Ben bundan sonraki süreçte bunun gibi pek çok sorunla karşılaşacağımızı düşünüyorum maalesef. Sağlık Bakanlığı yine benzer uygulamaları devam ettirecektir. Yani benim buradan çağrım şey olsun meslektaşlarımıza. Mutlaka meslek odanıza gelin, üye olun. Beraber buna karşı duruş sergileyelim. Sendikalar da keza üye olsunlar. Hangisini istiyorlarsa, gönülleri, mücadele sendika hangisindeyse ona üye olup mutlaka bu sorunlara bir karşı duruş sergilesinler. Şimdi aslında bu AKP'nin 20 yıldır uyguladığı politikaların sonucu. Şimdi AKP 2003 yılında Sağlıklı Dönüşüm Programı diye bir program ilan etmişti. Bu programın özünde şu vardı. Sağlık merkezlerine, işte başta hastaneler olmak üzere başvuru sayısını arttırarak burada yapılan harcamaları arttırıp sağlık sermayesine para aktarmak aslında. Bir boyutu buydu işin. Şimdi bu en başta hastanelere başvuru sayısı yönetilebilir düzeydeydi. Örneğin şöyle söyleyeyim, 20 yıl önce Türkiye'de bir yılda muayene sayısı 200 milyonken bugün 850 milyon 2022 sayısı. Bu da öyle bir noktaya geldi ki şu anda patlama noktasına geldi. Artık bu muayene sürelerinin kısaltılmasını halkın sağlık hakkına erişimin gaspı olarak niteliyoruz. Sadece doktorların, sağlık çalışanlarının bir sorunu değil, esasında halkın bir sorunu.